14 Mayıs'ın kazananları var, kaybedenleri var. Elbette ikinci tura da gideceğiz. Biri de Meral Akşener kaybedenlerden ve İyi Parti aslında. 2018 yılından sonra anketlerde yükseldiği görülüyordu, öyle belirtiliyordu oylar. Kumar masası diyerek tekmelediği masaya, devirdiği masaya pazarlık sonucu geri dönmesi ve HDP ile örtülü işbirliği, kendileri çünkü hep reddettiler bunu, nedeniyle ciddi oranda düştü. Başladığı noktaya geldi belki de. Parti teşkilatları da bundan rahatsız. Ancak şimdilik sessizlik var. Haberlerimizde de izledik. Herkes ikinci turu bekliyor. Kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekiyor. Ben Kemal, geliyorum. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başından beri vize vermedi, hatta masayı bile dağıttı. 72 saat sonra ise kapalı kapılar ardında yapılan bir pazarlıkta geri döndü. Sonra hem Kılıçdaroğlu'nu destekledi hem de onlar varsa biz yokuz dediği HDP ile aynı koalisyonda yer almaktan çekinmedi. Meral Akşener'in tutarsız tavırları partisindeki dağılmanın da başlangıcı oldu. Bu krizden önceki oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o kriz de bir miktar aşağıya düştü. Parti içinde tepki çeken hamlelerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için olumsuz yorumlar yapan yakın kurmayı Cihan Paçacı'yı istifa ettirerek başlamıştı aslında. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık. Oysa Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını ilk dillendiren kendisiydi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşince Paçacı'yı da tekrar görevine getirdi. Seçim sonuna kadar kırgınlıklar mırgınlıklar bir buzdolabına kilitledim ama asıl oradan çıkan bir ders var. Sonrasında HDP ile ilişkiler girdi devreye. İstifalar da peş peşe gelmeye başladı. Çocuklarımızın katillerini sevenlerden bir şey ummayacağız. 14 Mayıs gecesi sadece Kılıçdaroğlu ve CHP için değil, İyi Parti için de hüsranla sonuçlandı. Anketlerde gösterilen oylarında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Kulislerde parti teşkilatlarında seslerin yükselmeye başladığı iddia edildi. İlk taşı yine Yavuz Ağralioğlu attı. Sosyal medya hesabından terör destekçiliği üzerinden muhalefete yüklendi. Biz tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır dedi. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağımı beyan ettiğim yüzlerce konuşmam vardır. Ağralioğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na da açık destek verdi. İlk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum. Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar mesajını paylaştı. Çözecek olduğunuz problemlerin iktidarını hileyle kazanırsanız siz milletinize ilkesizlikle bir hizmet imkanı yakalamış oluyorsunuz. İyi Parti'deki rahatsızlık ittifak ortaklarına eleştiriyi de beraberinde getirdi. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Tamer Kayaalp, Deva, Gelecek ve Saadet Partisi yöneticileri TV kanallarında ikinci turda nasıl çalışılmalıdır onu izah ediyorlar. Fesübhanallah diyerek koalisyondaki küçük partilere tepki gösterdi. Vekillik koltuklarını kapan küçük partilerin seçim sürecinde yeterince çalışmadığını ima etti.